Keşmir meselesi Pakistan ve Hindistan arasındaki en önemli problemlerden biri. İki ülkenin ayrıldığı 1947'den bu yana Keşmirliler bağımsızlık mücadelesi veriyor. Onlar sadece eklerini kendileri belirlemek istiyor. Yıllardır süregelen bu davanın önemini Pakistan Büyükelçisi Muhammed Haron Şukat'la konuştuk. Şimdi bu özel röportajı ekranlara getiriyoruz. Efendim, 5 Şubat'ta Keşmir günü için etkinlikler düzenlenecek. Bize bugünün öneminden bahsedebilir misiniz? Keşmir günü Pakistan ve Keşmirliler için gerçekten çok önemli bir gün. Bildiğiniz üzere Keşmir meselesi Pakistan ve Hindistan'ın ayrıldığı yıl olan 1947'den günümüze gelen en önemli mesele. Can bu Keşmir bölgesinde yaşayan insanlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen kendi geleceklerini belirleme haklarını yerine getiremiyorlar. İnsanlar o günden bugüne kendi geleceklerini belirlemek için büyük mücadele sarf ettiler ama Hindistan buna müsaade etmiyor. Pakistan Keşmir mücadelesini meşrulaştırmak için diplomatik ve politik her türlü desteği sunuyor. Mücadelelerinin daha da güçleneceğini umuyoruz ve inşallah gelecek günlerde Keşmirli kardeşlerimiz haklarını elde edecekler. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Türkiye'nin Keşmir meselesindeki tutumundan Pakistan olarak çok memnunuz. Türkiye bu konuda bize her zaman destek oluyor. Peki Keşmir gününde Türkiye'de ne gibi etkinlikler yapılacak? Türkiye Pakistan Kültür Derneği 6 Şubat günü Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü vesilesiyle bir organizasyon düzenliyor. O gün önemli katılımcılar konuşma yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk konuşmacılardan bir tanesi. Bunun yanı sıra yine Keşmir konusunda uzman akademisyenler sunumlar yapacak. 6 Şubat'taki etkinlikte Keşmirlilerin sorunlarını konuşacağız. Onlar için ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Konuyla ilgili Türkiye ve Pakistan'ın ortak görüşlerini alacağız. Keşmirliler yıllardır mücadele veriyor. 1989'dan yani Hindistan'ın işgaline baş kaldırmaya başladıklarından bu yana 100 binden fazla Keşmirli Hint askerleri tarafından öldürüldü. 10 binden fazla kadına tecavüz edildi. 7 binden fazla kişi hapishanelerde işkenceyle öldürüldü. 700 bini aşkın Hint askeri tarafından yapıldı bunlar. Üstelik bu vahşet uluslararası ve hatta bazı Hint insan hakları örgütleri tarafından da belgelendi. Biz Pakistan olarak Birleşmiş Milletler kararlarında belirtildiği şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkını kazanıncaya kadar Keşmirli kardeşlerimizin meşru mücadelesinde yanlarında olacağız. Onlara siyasi, diplomatik ve manevi destek vermeye devam edeceğiz. Hintliler Keşmir'deki kardeşlerimize haklarını verinceye dek bu meselenin uluslararası camiada tanınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.